için bilgisayarı da çalıyor. Onu, o noktada şeyle alakalı. Mevlana Hazretleri normalde çünkü kendisi Bağdat'ta malum Moğol istilası oldu. Moğol istilası olduktan sonra normalde o istilada o da payını alınca da yazılı olan eserde büyük bir çoğunluk alır. Aynı şey Ahmet Erubay Hazretleri için. Onun da eserleri kalmaz. Çünkü bu noktada Moğol istilası zamanında Bağdat'ta ne varsa hepsi yakılır, yıkılır. Hatta derler ki Moğol istilası olduğunda Dicle bırakıyorlar. Dicle de sırf kitap yüzlü günler şeylerden. Bu yüzden normalde çok şeye bu noktada çok şey yapamayacak. Allah affetsin. Çok böyle sağlam bir kaynak olarak göremeyecek. Varsa sorun yanında. Önce sorun. Sonra anlatalım. Sorabilirsin. Mevlana Hazretleri vefat etmeden önce cenaze namazının kılınması Saadet-i Konyevi'ye nasip ettiği kitaplarda yazılıyor. Yani. Ama Saadet-i Konyevi'nin bu namazı kıldıramadığı söyleniyor. Ama Saadet-i Konyevi gibi bir ulema alimi, ölümün ne olduğunu bilen alimi, neden bu namazı kıldıramadığı beni kavramı buyuruyor. Bu konuda ne gibi veririz? Böyle bir rivayet var, ölüm tarihleriyle alakalı netlik yok Saadet-i Konyevi ile Hazreti Mevlana Cevdet-i arasında. Böyle bir rivayet var, böyle bir şey olduğu söyleniyor. Bu rivayetin ne kadar doğru olmuş, ne kadar doğru olmadığı da kesinlikle. Ama velakin şöyle söyleyeyim. Sonuçta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri cenaze namazı kılındıysa geri kalan herkesin cenaze namazı kılınır. Saadettin'in Konevi Hazretleri'nin böyle bir şey yapmadığını, böyle bir şeyin yaşanıp ben ortaya gidelim biraz daha şey olsun. Kavunlar bütün gelişmiyor herhalde. Normalde Saadettin-i Konevi Hazretleri'nin böyle bir şey yapıp yapmadığı, yapmadıysa neden yapmadığı bu noktada söyleyecek bir söz yok. Ben bu tip şeylerden çok takılmıyorum zaten. Yani muhakkak bir alimin ölmesi, bir alemin ölmesi gibidir. Hadis-i Şerif mucizince o kendisi de bir alem hani öldü şu noktadaki isimler diye düşünüyordu. Ama evet bir alimin ölmesi bir alemin ölmesidir diye baktığımızda oradaki yaşayan insanlar için geçerlidir bu. Yoksa alemde değişen bir şey olmaz. Ve daha ilerisi bir kimse vefat eder gider Allah yerine yerisini koyar. O yüzden muhakkak alim önemlidir. Ama Allah'ın arzı bu noktada hiç boş değildir. Cenab-ı Hak yerleriyle dolduracaktır da. O yüzden bir kimse vefat eder gider mezarlıklar vazgeçilmez insanlarla doludur. Allah bir şey yıktıysa yerine yeniden daha iyisini ve daha iyisini verecektir. Daha iyisini ve daha iyisini verecekse de o zaman yıkılmaktan insanların üzülmemeli.
sunmuş ki insanlar bu noktada kendi kendilerine onların vazgeçilmez olduklarını düşünmüşler. Bir müddet sonra bu algı daha da farklılaşmış. İslam dünyasının geri kalmasına sebep olmuş. İslam dünyasının geri kalmasına nasıl sebep olmuş? İnsanlar normalde bir gazali gibi bir alim bir daha gelmeyeceğini, bütün ilimleri bu noktada bitirdiğini düşünerek de Gazali'den daha ileriye gitmeyi düşünmemişler. Veyahut da işte Harabi gibi bir kimse gelmiş, Harabi'den daha ileri bir kimse gitmez, Harabi'den daha ileri bir kimse olmaz diye düşünmüşler. Harabi normalde bu noktada muhakkak ki olduğundan fazla göstermişler. Ve Hazreti Mevlana gelmiş, Hazreti Mevlana gibi bir kimse de gelmez, bu noktada gelmesi de mümkün değil demişler. Hazreti Mevlana'da sonra yetişmemiş gibi görmüş veya da insanlar bu noktada öyle düşünmüşler. Oysa Cenab-ı Hak dinini, nurunu tamam edecek. Nurunu tamam edecekse Cenab-ı Hak her döneme, her zamana, her asra, her mahalleye, her köye, her eve muhakkak ki kendi hidayet yolunu anlatacak vazifeliler tayin eder. O yüzden bundan sonrası harap demek, bundan sonrası yalan demek insanları kandırır. Tarih boyunca da insanlar bu noktada kanmışlardır. O yüzden ölen liderlerin peşinden gidenler, o yüzden ölen şeyhlerin peşinden gidenler, sonuçta bu sebepten dolayı bütün herkes kendi kendine aldatmış, kandırmış. Aynı sıkıntıya Osmanlı'da düşmüş. Osmanlı'da normalde kendi zamanında, kendi çağında yenileyememiş. Ne fıkhını, ne felsefesini, düşüncesini yenileyemeyince de batmış, dağılmış. Kendisini yenileyemeyen felsefe, düşünce, bunu hareket ne dersiniz deyip, eğer kendisini yenileyemiyorsa ve kendi bulunduğu çağ, kendi bulunduğu zamanda daha ileriyi göremiyorsa ve daha ileriyi sıçratamıyorsa, o da batmaya mahkumdur. Devletlerin battığı gibi, fikir ve düşüncelerin battığı gibi. O yüzden muhakkak ki bir insan geçmişine dönüp geçmişinden dersini almalı diyor. Geçmişiyle alakalı geçmiş kültürleri reddetmek, şahısları reddetmek, kimlikleri, kişilikleri reddetmek değil. Geçmişle bağımızı koparmak demek değil. Ama biz geçmişten öğreneceğimizi öğrenelim, alacağımızı alalım. Biz daha ileriye doğru koşalım. Biz oku onların attığı yerden daha ileri atmaya çalışalım. Eğer onlar bir ok atmışlar oraya, bir ok attılarsa onlar ileriye doğru ve biz o okun atıldığı yeri bulduysak, ok buraya kadar geldiyse, biz alalım oku elimize, daha ileriye doğru biz oku atalım. Bizden sonra gelenler de onlar da oku yayı alıp daha ileriye doğru atsınlar, daha ileriye doğru atsınlar, daha ileriye doğru atsınlar. Eğer zatın birisi bize birinci kat semavat anlattıysa, İkincisi gelsin, ikinci kat semavat anlasın. Üçüncüsü gelsin, sonraki dördüncü kat semavat anlasın. Avucunun içi gibi anlatsın. Bunun gibi, bugün mesela fıkıh noktasında da İslam dünyasında sıkıntı yaşanıyor. İslam dünyasındaki sıkıntının sebebi, fıkıh dünyasında taklitçilikten ileri gidemeyişler. Taklit ediyorlar, gerekiyor. Neden oruç sabır gerekiyor? Biz yememeye sabredeceğiz orada. Dilenme bu. Bu doğruda direnme. Sabır doğruda direnme olması lazım. Sabır doğruda direnme ise evde kadın zulmediyor adama. Evde kadın zulmediyorsa, hakkının dışına çıkıyorsa erkek onu doğru yola getirmek için sabırla mücadele edecek. Ama mücadele edecek. Aynı şey kadına zulmediliyorsa kadın da erkeğe sabırla mücadele edecek onu doğru yola getirecek. Buradaki sabırdan sessiz kalmak olarak algılıyorsa sessiz kalmak yok burada. Burada İslam hiçbir yerde sessiz kalmaz. Mümin sessiz kalmaz. Ortaya bir haksızlık var ise mümin için orada sessizlik beklemek dilsiz şeytanlık demektir. O yüzden aile içerisinde bir problem var ise Ayet-i Kerime'de diyor ki siz bir hakeme gidin. Bir hakemle meselenizi halledin. Dini bilen bir kimse, tarafsız bir kimse ikisinin arasında hükmedecek. Diyecek ki sen burada zulmediyorsun.
sabır. Evliliğin içerisinde tarafların yapacak oldukları, uyacak oldukları haller belli. Şimdi kötü bir adam var. Kötü bir adam zulmediyorsa bir kadın ayrıldı ondan. Niçin ayrıldı? Zulmediyor evde bana. Ayrıldım. O adamın bir daha evlenme şansı çok az. Hani bu şuna benziyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri zamanında bir komşusu bir komşuya zulmediyor. Gidiyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Ya Resulallah diyor, bana böyle böyle yapıyor. Sen diyor eşyanı topla evin önüne koy. Derlerse ki diyor nereye gidiyorsun? Komşum bana zulmetti. Ben komşumun zulmüne dayanamadım. Buradan artık gidiyorum. Göçüyorum buradan diyor. Sorana. Bakın enteresan bir şey. Biz bunu böyle konuşmaya kalksak şimdi bize derler ki sen gıybet ediyorsun. Öyle değil mi? Eşyasını topluyor kapının önüne koyuyor. Gelen giden başlıyor sorma. Emir öyle çünkü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki eşyanı topla kapının önüne koy sorana. De ki komşum bana zulmettiği için ben buradan göçüyorum. Birisi soruyor, hayırdır? Komşum bana zulmettiği için ben diyor göçmek zorunda kaldım. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü o komşunun kulağına gidiyor. Koşuyor Hazreti Peygamber Efendimiz'e. Diyor ki efendim hakkınızı helal edin. Ben böyle böyle yaptım. Git diyor onunla helallaş. Koşuyor. Komşum diyor hakkını helal et. Ben sana zulmettim. Bir daha vallahi seni rahatsız etmeyeceğim. Ne olursun diyor eşyanı içeri taşı. Haydi gidiyorlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yanına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri huzurunda söz veriyor ölçüsü. Diyor ki ben bir daha zulmetmeyeceğim ya Resulallah. O zaman sen diyor eşyanı içeri taşı. O zaman bir kadın zulmediyorsa adama, adamın eşyasını alıp kapının önüne çıkma hakkı var. Veya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi dama çıkacak. Ne yaptı? Dünyalık çok sıkıştırınca kadına çıktı dama. Birinci gün inen yok, ikinci gün inen yok, üçüncü gün inen yok. Ayet-i Kerime geldi. Ey Habibim, istersen hepsini de boşa, Allah sana daha iyilerini de verecektir. Bir telaş, Hazreti Ebubekir Efendimiz geldi, Hazreti Ayşe annemizi dövdü. Onu dövdürmedi. Hazreti Ömer Efendimiz geldi, Hazreti Esma'yı dövdü. Dövdürtmüyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Kimseyi de dövdürtmüyor. Herkes kendi kızını sıkıştırmaya başladı. İnmedi. En sonunda kadından söz verdiler. Dediler ki bir daha dünyalık senden hiçbir şey talep etmeyeceğiz. Bizi nikahında tut. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ondan sonra indi damdan aşağı. Şimdi dikkat edin. Zulüm varsa ortaya bir tane. O zulme karşı sessiz kalmak zalimin zulmünü çoğaltmaktır. Arttırmaktır. Kim zulmediyorsa bunu bize illa ki işte ya o zulmetti bu zulmetti noktasında şey yok. Kim zulmediyorsa eşler birbirlerine zulmetmemeleri gerekir. Eşler birbirlerine zulmediyorlarsa Kur'an ve sünnette bu yok. Bu zulme karşı direnmek, direnmekte sabır gerekir. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Bu güzelmiş ya soru. Tarikatı televizyonda Aziz Mendiler'den gördük. Tarikat nedir? Aziz Mendiler ehli tarikat değillerdir. Onlar böyle kendilerini ehli tarikat gibi de tanıtmıyorlar zaten. Ama televizyonlar onları ehli tarikat gibi tanıttı 28 Şubat'ta. Aziz Mendiler aslında Risale-i Nur okurlar. Kendileri normalde Risale-i Nurculardır. Risale-i Nur'un içerisinde de Aziz Mendil diye bir kelime var.
o kelimeden kendilerine bir paye çıkardılar. Ondan sonra bu noktada kendilerini acziyet yolunda olduklarını söylerler Risale'nin içerisinde. Tabii ne yazık ki Türkiye'de bütün her şeyin çarpıtıldığı gibi bu mesele de 28 Şubat'ta çarpıtıldı. Ve 28 Şubat Aziz Mendiller'in o görüntüleriyle ne diye muazzam olup büyük hükümetin devrilmesine, ihtilalin olmasına sebep oldu. Ne yazık ki Orta Doğu ve Osmanlı coğrafyası dini topluluklarla çok imtihan olur, çok kullanılır. Bu noktada yaklaşık bu İslam dünyasında bu Allah ne yazık ki bizi buradan imtihan eder. Dinin içerisindeki topluluklarla herkes imtihan olur. Biraz daha geriye giderseniz işte haşhaşiler denilen son dönem aslında bu normalde tarih olarak bakıldığında bunlar mevcut var. Baba Resul isyanları, Baba İshak isyanları, Selçuklu'nun son devri, Selçuklu'nun batmasına sebep olmuş gibi İslam dünyasında bu tip sapık algılarla, sapık düşüncelerle çıkmış değişik dini topluluklar vardır. Bu değişik dini topluluklar ne yazık ki İslam dünyasının başına tarih boyunca sıkıntılı olmuştur. Aziz Mendiller de son dönem, bunlara sapık dememiz mümkün değil. Ondan sonra onlar da son dönem 28 Şubat'ta vazifelerini icra ettiler. Vazifelerini icra ettikten sonra da onlar kendi kabuklarından çekildiler. Belki de onlar da kendilerinin nereye koştuklarını bilmiyorlardı. Böyle insanlar ne yazık ki nereye koştuğunu bilmezler. İçlerinde, etraflarında, Orta Doğu'da ve yukarı Mezopotamya'da veya da İslam dünyasının içerisinde değişik cemaat ve tarikat görüntüleri altında uluslararası değişik kuruluşlara, güçlere hizmet edenler olabilir. Bu tarih boyunca olmuş. Tabii gitsek şimdi Aziz Mendiller'e desek ki siz 28 Şubat'ta kullanıldınız, onlar kabul etmeyeceklerdir sonuçta. Veyahut 28 Şubat'ta kullanılan cemaatler, tarikatlar gibi görünen topluluklar vardır. Bunları 28 Şubatçılar kullandılar. Bu kullanılanlara gitseniz deseniz ki siz kullanıldınız 28 Şubat'ta, onlar bunu kabul etmeyecekler. Aynı şekilde de 12 Eylül'de de kullanılan da tarikatlar, cemaatler vardı. Zaman zaman siyasi partiler değil, siyasi partilerin üzerindeki değişik güçler Türkiye'de operasyon yapmak için cemaatleri ve tarikatları kullanır. Ne yazık ki cemaatlerin ve tarikatların içerisindeki zayıf halakalar, bu noktadaki zayıf şeyhler, zayıf hocalar kendi açıklarından dolayı, kendi açmazlarından dolayı kendilerinin kullanılmasına müsaade ederler. Böylece de cemaatin kullanılmasına veya o tarikatın, o toplumun kullanılmasına da sebep olur. Bunlar zaman içerisinde görürsünüz de, duyarsınız da, bakarsınız da kendi İslami duruş ve yapılanmalarının bu noktada da böyle çok Kur'an sünnet çizgisinde olmadıklarını da görürsünüz. Şimdi tarikat denilince bu eski bir deyim. Biz tarikat mıyız? Türkiye'de tarikat var mı? İşin meseleyi buradan başlayalım. Tarikat eski dinde nefsin kademelerine geçen, tarik yol demek, katta nefsin merakipleri, nefsin merakiplerinin geçildiği bir okul manasında algılanabilir. Ama Türkiye'de tarikat konuşacaksak, Türkiye'de 100 yıldır tarikat yok. 100 yıldan beridir ehli tarikat var ama tarikat kuruluşu, kurumu, müessesesi yok. Türkiye'de bir tarikat yok. Bir tarikat yapılanması da yok. Hiçbir yerde olması da mümkün değil. Bir, hukuken mümkün değil. İki, işleyiş açısından mümkün değil. Fiziki olarak mümkün değil. Hukuken mümkün olmayan bir şeyin fiziki olarak mümkün olması da mümkün değil. Biz şimdi olmayan bir şey konuşacağız.
olan, belli kıyafetleri olan, belli günlerde belli dersleri olan, belli mekanı olan bir okul, bir eğitimhane var mı? Yok. Neresi var? Örneğin. Diyeceksiniz ki menzil var. Örnekliyorum şimdi. Yok. Orada oturup da normalde insanlar tedrisat görüyorlar mı? Hayır. Soruyorum gidip gelenlere. Diyorum bir külliye gibi bir yer var mı? Orada oturuyor talebeler ders okutuluyor mu? Bir şey yapılıyor mu? Yok. İşte bir arkadaşa sordum. Ya dedim ne yapıyorlar? Hani ne ders veriyor? Ne yapıyor? Ne sohbeti var? Orayı biliyor millet dedi. Yani şimdi konuşursam yanlış anlaşılacak. Susayım. Susma yolunu seçeyim. Bırakayım. İşte Türkiye'de ses getiren başka işte diyebilirsiniz ki Esat Coşan Efendi'nin dergahı. Var mı? Yok. Gibi. Siz hangi aklınıza gelirse gelsin, isim sıralarsam şimdi burada sanki eleştiriyormuş gibi oluyor. Biz de dahiliz buna diyorum zaten. Tarikat yok. Peki Türkiye'de ne var? Ya nereden çıkıyor ki bunlar böyle şeyde? Bir böyle ehli sufi, ehli tasavvufun böyle ritmik, böyle kalbi halleri vardır. Bulundukları yerde kendilerine bir hizmet alanı aralar. Bakın bu ehli sufi için söylüyorum bunu. Ehli tasavvuf için söylüyorum. Ehli sufi için kıyafet, ehli sufi için mekan, ehli sufi için ritüel sirettedir. Surettedir, sirette değil. Allah sizin suretlerinize bakmaz, siretinize, içinize bakar der. Ve sufiler bulundukları yerde muhakkak ki yollarına devam ederler. Komünist sistemde devam ettikleri gibi. Bugün Rusya'yı içeriden çökerten sufi harekettir. Onların bitmez hareketleri. Çünkü onlar okumadan öğrenebilen, konuşmadan anlaşabilen, görmeden bilenlerdir. Okumadan öğrenirler. Bir kitaba ihtiyaçları yoktur. Gerçekten sufilerse. Dudaksız anlaşabilirler. Konuşmadan anlaşabilirler. Onlar için kelam etmek, konuşmak ehli şeriat için geçerlidir. Hakikat manasında geçerli değildir. Onlar için zahiren görmek önemli değildir. Onlar görmeden de tanıyabilirler ve tanışabilirler. O yüzden onlar bu noktada kendilerince kendi sistemleri devam eder. Adem'den beri sufilerin sistemleri devam eder. Adem'den beri kırklar eksik değildir. Adem'den beri üçler, beşler, yediler, kırklar, ricali, gayb verenler eksik değildir. Hadis-i şerifle de sabittir zaten. O yüzden onlar için mektebe, medreseye, tekkeye, takkeye, sarıya, cübbeye, şallara ihtiyaç yoktur. Onlar meramlarını bir şekilde anlatacak yol, bir şekilde anlatacak kendilerine daire bulurlar. Bu sufi halidir. Onlar alırlar bir tas pilav, komşuya bir tas pilav, arkadaşına bir tas pilav götürüyormuş gibi gider. Orada birbirlerine cemalleşirler, konuşurlar, sohbetleşirler, zikirleşirler, alacağını alırlar mı? Tekrar döner. Bu böyle hani su yürümeyecek yerde dahi yürür. Nem alır ya. Orada bir su olsa, burada da bir şey olsa o sudan nem kapar burası. Muhakkak nem kapar. Bu da onun gibi bir şeydir. Allah rahmet eylesin. Şeyhim bizim Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri'ni anlatırdı.
Çorumlacı Mustafa'nın Hazretleri işte alınmış bir takım elbise, bir pantolon, bir ceket, köy köy sözde takım elbise satıyormuş gibi dolaşırmış. Gidermiş bir köye. Yasak ya Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde. Allah demek yasak. Şimdi gençler onu bilmezler. Ben böyle zaman zaman anlatıyorum. Şimdi serbest diyorum. Siyaset yapıyorsun sen diyorlar bana. Ben yaşadığımı anlatıyorum. Yıl 86'da 87'de ben Buhari tercümesi okurken polis tarafından götürülmüş bir kimseyim. Evde. Evimde bir de evimde. Arkadaşlarla biz ders yaptık. Ben böyle bir de sufilikte o da vardı. Yani bu akıl mantık aranmaz bu tip şeylerde. Ve birden içime ne geldiyse geldi arkadaşlar çay da içmeyin. Hadi Allah işiniz yok, işiniz gücünüz az kessin. Bitti bu akşam dersi. Sufilikte şeydir, kapı tanınmaz da, kapıda beklenilir. Örneğin, Allah yolunuz açık etsin, herkes ayrılır orada. Bu noktada, ya ben kalacaktım, bir şey soracaktım, yoktur öyle bir şey. Bizim aldığımız sufi eğitim oydu. Arkadaşlar, geceniz hayır olsun, serbest, herkes haydi, ya Allah. Kapı tık 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 çıktı. 5 dakika geçmedi. Tak polis geldi. Bizim kapıda böyle şey, dış kapı var. Yani açık zaten. Gir, herkes giriyor. Gece çünkü mesela işte saat 10, 11, 12'ye kadar manede bir evde birine bir şey lazımsa bizim böyle açık şey. Herkes gelir bizim eve. Erman teyze diyen gelir. Ondan sonra baba yok bizde. Ondan sonra anneme derler Erman teyze salça lazım diye 2 kaşık. Biliyorum kızım sen oradan git al. Oradan millet gider alır salçasını. İşte şu lazımdı kızım sen biliyorsun oradan git al. Yeri belli. Ondan sonra bizim kapı öyle bir kapı. Hiç şey olmuyor. Ne o? Dediğim gibi diyor. Biz öyle yaşadık. Neyse kapı langırt herkes giriyor içeri. Sıkıntı yok. İçeride bahçe kapısının içinde 2 tane ev var. Onlar tabii normalde İşte millet yatarken herkes kilitliyor. O zaman annem orada duruyor, ben orada yalnız duruyorum. Veyahut da dedemin evi var, ben orada duruyorum. Langırt girdiler, direkt kapıdan salona giriliyor benim bulunduğum yere. Açtı, polisler girdi. Baktım ben polis, önümde de rahlede de Buhari duruyor. Biz zikirden sonra 60'ı Buhari'den ders yapıyoruz çünkü. Bir hadis okudum okumadım şimdi tam aklımda değil. Velakannam'ı dedim, haydi bakalım, herkes gitti. Şimdi, biz oradan geldik. Sen böyle bir sıkıntıların içerisinden geldin. Yorulmacı Mustafa Efendi Hazretleri de köy köy dolaşırmış. Sırtında elbiseler gidermiş. O köyde muhakkak işte dervişler var, dervişleri ziyaret edermiş. Jandarma çevirmiş onu. Ne arıyorsa burada, evlerinden elbise satmaya geldim diyormuş. Elbise satıyor. Mesela kaç para bir takım elbise? Örneğin atıyorum, diyelim ki 300 lira. Diyormuş ki o işte köyden soruyorlar. Hacı baba ne kadar takım elbise? 600 lira oğlum diyormuş. Almasın kimse diyor. Çünkü o köyde satarsa elinde satacak bir şey kalmayacak ya. Bir dahaki köye gidemeyecek. Çorum'a dönmesi lazım. Çorum'dan yine bir elbise alacak. Gene çıkması lazım. O adam da şimdi yaşlı ya. Hadi buna fayda olsun diye almaya kalkarmış. Dermiş ki evladım alma bu takım sana iyi gelmez. Şimdi böylece derviş yetiştirmişler bakın. Bu Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde oluyor. Tabii Cumhuriyet döneminde Çorumlacı Mustafa Efendi'den bir önceki Şeyh Efendi Ahiska'dan gelen Ali Haydar Efendi bir içeri girenlerden zaten. İçeride yatanlardan. Böyle olmasına rağmen Sufiler kendilerine bir yol bulmuşlar. Ve kendilerine buldukları o yolla yolu takip ettiler. Devam ettirmişler. Bakın devam ettirmişler. Ardından ben Nevşehirli Abdullah Efendi'ye tabi olduğumda böyle nasıl söyleyeyim? İlk ben derviş olduğumda böyle 20 kişi 30 kişi bir yerde ders yapacak ihtilal olur. Kaç sefer basındınız teleferikte? 90'dan sonra, ben 90'da geldim Bursa'ya, yani 97, 98'de. 96, 97'de, 98'de. O
o böyle. Onu o adamı mahallede 3 sefer basadılar. Yani bildiğin basıyor. Ama Suriyeliler kendilerini bir yol bulurlar. O yüzden Türkiye'de mesela bu bu yol bulma ta Yezid'e dayanır. Yezid'in zamanı. Nasıl Yezid'in zamanına dayanır? Yezid Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin torunlarıyla Ehl-i Beyt'e olan aşırı baskısında Ehl-i Beyt kendini saklar, kendini gizler. Bir kısmı Horasan'a doğru gider. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in evlatları, çocukları, kalanlar Horasan'a doğru giderler. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye devletleridir. Hazreti Hasan Efendimiz'den kalanlar ise Mısır'dan doğru, ileri doğru giderler. Ama Yezid'in takibi bunları hiç boş bırakmaz. Ve bunlar da kendilerini saklarlar, gizlerler. Ama kendilerini saklarken, gizlerken bir kısmı Anadolu'ya gelir o zaman için. Anadolu'ya gelirken de normalde ta Bizans sınırına kadar gelirler. Anadolu'da o seyitler normalde bir Muaviye zamanında gelme vardı. Muaviye çünkü İstanbul'u muhasara altına alır, İstanbul'u muhasara altına alacağı zaman ordu topladığında bir kısım sahabe ve ehli bey o orduyla beraber gelirler İstanbul gazasını katılmak için. Anadolu'daki sahabelerle ehli beytin birinci geliş noktası budur. Normalde bir de Yezid'in zamanında baskıdan dolayı gelirler. Yezid'in baskısından. Ve bir kısmı da şeye doğru gider. Bir kolda Horasan'a doğru gider. Ve ehli sufinin, ehli sufanın, sufinin çıkış noktası zaten ehli beyttir. İslam dünyası. Ehl-i Beyt'ten çıkış noktasının olması da Yezid'in baskısındandır. Yezid ve sonradan gelenler hem Sufilere dolaylı direkt olarak da Ehl-i Beyt'ten normalde aşırı baskısından dolayı bu Ehl-i Beyt'in duruş şekli, hareketi Sufileşmiştir. Sufi hareketi haline gelmiştir. Siz bir kısım kitaplarda Sufi hareketin zühdi hareketten çıktığını okursunuz. Burada muhakkak payı vardır. Reddetmeyeyim ama en önemli pay Ehl-i Beyt'in yolu, Ehl-i Beyt'ten çıkmak. Niçin? Ehl-i Beyt çünkü Yezid'in baskısından dolayı saklanmak zorunda kalır, kendisini gizlemek zorunda kalır ve faaliyetlerini gizli bir şekilde yürütmekle mükellef olur, yürütmek zorunda kalır. Ve böylece sufi hayat, sufi hayat baskı altında da olsa devam eder. Sufi öğreti ne kadar baskı olursa olsun baskının en zalimce olduğu yerlerde ve zamanlarda dahi devam eder. Mesela Türkiye'de de Cumhuriyet'le beraber zaten tekke ve zaviyeler kanunu çıktıktan sonra şeyhlerin büyük bir çoğunluğu zaten asılır. Cumhuriyet'in ilk yılında. Bir gecede Konya'da 450'ye yakın şeyh hasarlar. Selamişleriyle beraber. Bunlar tarihi belgelerle belli. Verilen idam kararlarıyla belli. Daha gerekçeleri açıklanmamış. Hani gerekçesi yazılmamış idam kararları var. Değişik yerlerde dolaşırlar. Nerede şeyh varsa onlar hasarlar. İşte kalan derbi varsa belli dermişler, halifeler. Onlar da sabır. Böylece Türkiye'deki yani ehli tarikatın öyle söyleyeyim. Kökünü kurutmak isterler. Ama ve lakin onlar sufi geleneği bildiklerinden dolayı devam ederler. Kalanlar devam eder. Kalanlar devam edince bugün normalde işte biraz daha böyle bir neşvi neva alacak, böyle bir nefes alacak, böyle bir işte yeşillenecek bir alan bulduklarında yeşillenirler. Ama şunu unutmayın. Sufi geleni her daim, her an hep böyle tedirgindir. Her an her şey olabilir. Kendisini ona göre dizayn eder tekrar. Yani anında bir şey olduğunda anında onların işlerini halledecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Şimdi Türkiye'de konuşulacak olan ehli tarikat değil. Türkiye'de konuşulacak olan sufi hareket konuşulmalı. Çünkü tarikat yok. Bunun zaman zaman savcılık beni çağır,
Meşhur tarih, biz diyor mehlik tarikat değiliz. Ya nesiniz diyor? Biz diyor tasavvuf erbabıyız. Bunu korktuğumdan da söylemiyorum ha. Buna inanmadığımdan dolayı söylüyorum. Çünkü Türkiye'de ehli tarikat yok. O yüzden normalde sizin televizyonlarda gördüğünüz 28 Şubat'ın kendince tasavvufu tanzim ettiği görüntülerde onlar ehli tarikat değildi. Onlar Risale-i Nur'un içerisinden çıkma bir grup, bir ekipti. Artık Risale-i Nur'un içerisinden nasıl çıktılar, nasıl oldular bunlar kendilerince malum. Bizi de ilgilendirmiyor. Ama tarikat sorulacaksa tarikat nefsin terbiye edildiği, nefisle mücadelenin yollarının anlatıldığı okullardır diyebiliriz kısaca. 40 yaşındayım, namaza yeni başladım. Bu zamana kadar kılmadığım namazı nasıl telafi ederim? Bununla alakalı iki görüş. Bir, 40 yaşına kadar namaza başlayınca kadar kendini iman ehli olarak görüyorsan namazlarını iade edeceksin. İki, eğer namazlarının normalde 40 yaşına kadar kendini iman ehli görmüyorsan o zaman normalde namazdan sorumlu değilsin.